Ona çıkıldı. Özellikle bu hafta sonu siyaseten hareketliliği başladık. Yani iktidar tarafının belli bir manipülatif operasyonunu gözlüyoruz. Buna yenik düşmemesi lazım tabii seçmenin. Ama aynısını finans sektörü piyasalarında piyasalarda, borsada, dolar piyasasında, döviz piyasasında da görme olasılıklarımız var. Ama genel olarak şu andaki kurgunun ben uzun yıllara dayanan, 30 yılı aşkın piyasa tecrübeme dayanarak tabii ki seçim sonrasını aslında planlandığını gözlüyoruz. Ve bütün aslında plan seçim sonrası eğer ikinci tura kalırsa piyasaların özellikle Millet İttifakı'nın önde olduğu bir ikinci tura kalırsa, yani Kemal Bey'in önde olduğu bir sonuçla giderse, işte burada seçmeni şaşırtma, cezalandırma tarzı bir operasyon gözlemim var açıkçası net şekilde. Ve hatta bunu dile de getiriyorlar yakında bayağı çok. Şimdi bu tabii düşünmemesi gereken bir oyun, çünkü burada ikinci tur da olsa Türkiye bu demokratik ortamı kaybetmemeli. Ama yani şimdi az önce senin sorduğun sorular, veriler, şunlar bunlar hepsi ikinci plana kalıyor. Çünkü ortada gerçekten çok büyük bir KKM, kur korumalı mevduat sorunu var. Bu sorun artarak devam ediyor. Yani o ekstra bir kur şoku sadece yaratabilir diye sorun özellikle, değil mi? Kalktığını düşünün. Kesinlikle, ya da kesinlikle. Şimdi çıkış burada olduğunu kurum düşünün. Evet ya, şimdi çok suni şekilde inanılmaz bir baskı altında ve sadece geçen hafta 8 milyar dolar civarı bir artış oldu. Yani 101 milyar dolardan 109 milyar dolara kadar çıktığını gördük. Yani burada artık bankalara fiziki dolar 2 trilyon lirayı aştı. Aynen. Yani çok büyük rakamlar bunlar. Büyük çünkü rakam. Yani bizim bir ayda da 10-12 milyar dolar civarı dış ticaret açığı verdiğimiz bir ortamda kur korumalı mevduat yepyeni. Yani şu anda kur korumalı mevduat ilk gününden beri eleştirdiğimiz bu ürün aslında ilk çıktığı anda faydalı da kullanabilirlerdi kısa süreli, ama daha sonra bunu şişirme ve kolay metotlarla bütün sistemdeki döviz tevdiat hesaplarını buna çevirme ve insanların bundan aslında normalde kurun düşmesinden koruma mantığı vardı en başta. Vatandaş onun için sığındı. Hani kur yukarı gidebilir ama düşerse de para kaybetmeyeyim, ben böyle bir sağlıklı bir ürün olsun kafasıyla girildi. Ama şu anda artık vatandaşın mevduatının riske atıldığı bir ürüne dönüştü maalesef. Kişisel görüşüm net şekilde bu. Burada uluslararası piyasalardan bu kur korumalı mevduat parasını bulmak da kolay olmayacak. Yani iktidar aslında, mevcut iktidar şu anda gelecek iktidar, gelecek yönetime büyük bir bomba bırakıyor. Bu bombayı da maalesef öyle çok kolay çözmek de kolay olmayacak. Muhtemelen iktidar partisini kazanması halinde şu anda burada açtıkları makası daha da açarak kur korumalı yatırımcıyı aslında mağdur edecekler. Yani işin neti bu. Ama tabii diğer 19'dan kur verirlerse mağdur olmuş olacak. Evet, yani şu anda zaten görüyoruz, mesela aylardır vurguladığım bir fiziki şeyi vardı yayınlarımda benim de. Ya şimdi fizikinin anlamı buydu aslında. Yani burada makas açıldığı anda fizikiyle sizin ekranda kendinizi korumak için bankadan aldığınız döviz, altın, gümüş gibi enstrümanlar ya da buna bununla işlem gören fonlarda zarar etmeye başladınız. Şimdi vatandaş nasıl zarar ediyorum diyor. Çünkü o aradaki makas açıldı ama siz satmaya kalktığınız zaman o aşağı fiyattan satabiliyorsunuz. Halbuki fiziki olarak kapalı çarşıda şu anda çok daha yukarıdan aslında işlem görüyor ki doğal olan da bu. Yani bu farkın çok daha açılma ihtimali var. O açıdan yani seçimden sonra her türlü zor bir şeye gideceğiz ama bu haftanın da kolay geçmeyeceği çok ortada. Yani ben siyaseten yapılan manipülasyonların piyasalarda çok daha fazlasının yapıldığını maalesef görüyorum. O açıdan bir sorularının yanıtı olarak yani birazcık bu haftanın da kolay geçmeyeceğini ve her türlü hareketliliğe açık olmak gerektiğini söyleyebilirim. Mesela borsaya dönük hemen 15 Şubat'ta bir inceleme başlatacağım dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Manipülatörlere dönük, küçük yatırımcının zarar göreceğini hep söylemiştim. Nitekim öyle oldu. Bu arada borsa yatırımcısı 5 milyonu aştı biliyorsunuz. Bu bir rekor. Ama portföye bakıldığında Devrim Bey daha rahat söyler. Ya 10 bin liranın altında ağırlıklı böyle 10 bin 50 bin lira arasında görüyoruz. Hatta onun altında, 10 binin altında portföy büyüklükleri. Yani çok fazla küçük yatırımcı da var. Yerli yatırımcı ağırlıkta. Ve hareketler çok hızlı. Yukarı yönlü gidiyor. Çok uzun bir süre aşağı yönlü çok hızlı iniyor. Dolayısıyla seçim sonra bir de yani parasını korumak isteyenin adresi oldu Borsa İstanbul, ama gerçekten böyle mi oldu? Sorayım size.
Maalesef çok güzel bir soru. Çünkü yani o Kemal Bey'in söylediği sorun gerçekten öyle az, yani borsadaki manipülatif olaylar zinciri az buz bir şey değil. Ve şimdi az önce dile getirdiğin o 5 milyonu aşkın seçmen de aslında çok gerçekçi bir rakam değil. Yani burada halka arzlarda inanılmaz oyunlara izin verildi. Evet. Pardon, evet, 5 milyon yatırımcı çok da aslında gerçekçi değil. Ne anlamda gerçekçi değil? Şimdi bu halka arzlarla inanılmaz çok sayıda manipülasyon yapılıyor. Eminim Kemal Bey oluşturacağı komiteyle bu manipülasyonları inceleyecektir detaylı, ama bunun en fazlası halka arzlar aracılığı oluyor. Çünkü halka açılan şirketlerin değerlemeleriyle yapılan hatalar bir şekilde fiyatların çok ucuzdan veya da bir şekilde belli grupların eline verilmiş olması, belli hisselerin taban taban, yani halka açıldıktan sonra %100, %200, %300 soluksuz giden hisseler. Yani bu kadar büyük talep olacaksa neden o fiyattan açıldığı varsayımı ve bunun gibi sorular gündeme gelip tartışılmalı. Şimdi tabii bu halka arzlardan çok sayıda hesaba ulaşım, yani oralara bir şekilde fazla hesap sayısı açıldı. Yani burada bir gerçekçi değil aslında bu rakamlar. Yani 3.000 liralık, 2.000 liralık açılan hesapla borsada kazanacağınız paralar gerçekten pek bir anlamlı değil. Yatırımcı sayısının da buraya gitmesi ve bunun da ailelerinin de katarsanız ciddi anlamda 10 milyona yakın bir, en az bir seçmen kitlesi konuşuluyor. Doğru. Onun için aslında borsayı çok fazla da bozmak istemiyorlar. Ama borsa dinamiğinde de uzunca bir zamandır anlattığımız bozuk bir yapı. Yani böyle işlem hacmine de yansımıyor endeksi çok yüksek. Bu kadar yatırımcı. Evet, yani şimdi yabancı bir defa çekti gitti, terk etti. Maalesef biz uzun yıllardır bu borsamıza yabancıyı çekmek için çok uğraşmıştık, ama uzunca bir zamandır bu yabancı kademe kademe, özellikle Wright Brunson krizinden itibaren adım adım azaldı. Şimdi artık tarihin en düşük seviyelerini, ya ben 1992 yılında ilk borsaya giriş yaptım. O zamanlardan düşük seviyeye geldi yabancı oranı. Ben böyle bir şeyi, ya bu kadarı olamaz. Yani onun için hani seçimden sonra hep şu soru geliyor. Millet İttifakı iktidara gelirse acaba bu söylenen paraları getirebilir mi? Benim kişisel görüşüm kolay olmadığı, ama uzun vadede o kadar çok para çıktı ki getirilecek de çok para var. O açıdan hani bunlar, enseyi fazla karartmamak lazım. Kötü günler yakında çok, evet, iktidar muhalefete bir bomba bırakmaya uğraşıyor. Kendisine de bir bomba bırakıyor. Yani kendisi seçimi kazansa da sonrası gerçekten mevcut ekonomik programının yarattığı hasar çok derin problemler yaratacak. O açıdan bu mevcut ekonomi politikasıyla ilgili hiçbir uygulamanın devam etmeyeceğini söyleyebilirim. Çok farklı bir gündeme uyanacağız aslında 15 Mayıs sabahı. Eğer yani iktidar partisi de kazansa. Evet, borsa belki ilk aşamada, ilk turda bitecek bir seçimi, kim kazanırsa kazansın, beğenecektir ve kısa bir süreli iyi bir rally yapacaktır. Ama daha sonraki sorunlar, özellikle bu dövizdeki sıkıntının faizle kontrol edilmek zorunda kalacağı bir ortama gireceğiz. Yani ne derse densin, yok işte faizi düşürünce enflasyon düşecek falan, bunun artık işe yaramadığı, faizi düşürdüğümüz zaman da bu tarz bir düşükle, bu tarz bir ekonomik para politikasıyla çok daha ciddi sorunlar yarattığımız ortada artık. Bunu uzman olmaya ve ekonomist olmaya, hoca olmaya da gerek yok maalesef. Durum o kadar net ki vatandaş alışverişinde, hayatında, kirasında öyle bir anomali oluştu ki Türkiye'de özellikle son bir yılda, önce ev fiyatları, daha sonra borsa, sırayla bu anomalilerden büyük rekor hareketler, araba. Bunların iyi olduğu zannedildi. Araba, evet, aynen. Ya bunlar da insanlar kişisel olarak... Evdeki su ısıtıcısı bozuldu da yani bakmayın, yani hiç bakmayın. Maalesef. Yani şimdi bu insanlarda kişisel olarak, bazı insanlarda diyeyim, çünkü toplumun genelinde böyle bir algı oluşamadı. Zenginlik algısı, yani bu enflasyonun, özellikle stagflasyonun, yani enflasyonla birlikte durgunluğun ilk etkisi çok olumlu gibidir. İnsanlar önce ya daha fazla asgari ücreti artar, şu olur bu olur, ama aslında bunlar çok ilk geci, buna biz İngilizce wealth effect dediğimiz, yani geçici zenginlik etkisidir bu. Enflasyonla büyümeyi siz taktik olarak bir ekonomi para politikasının parçası yaptığınız zaman önce bir kazandığınız paralar, eviniz değerlenir veya işte arabanız değerlenir. Siz o arada maaşınız artar filan. Bunları aslında zenginleştiğinizi zannedersiniz. Yani evet, yani mutlu olursunuz. Fakat sonra fark edersiniz ki adım adım siz tam tersine çok daha büyük bir enflasyon sorunun içerisindesiniz ve çok daha büyük sorunlara gebesiniz ve gitgide yoksullaşırsınız. Gayrimenkul zengini değilseniz.